Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün piyasada Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir bildiğiniz şekilde bir yakınım hastanede olduğu için zor günler geçiriyorum. Bu sebepten hani pek video sıklığı azalmış olabilir. Yani 3-4 günde bir falan video geliyor. Bunlar tekrardan düzelecek çünkü yakınımın durumu iyiye gitmeye başladı şükürler olsun. Ben de arkadaşlar tekrardan videoları hızlandıracağım. Yani tekrardan 2 günde bire çıkacağız. Bunu belirtmek istiyorum. İsterseniz hemen videoya geçelim. Video çekmediğim sırada bir sürü olay oldu. Ne oldu? Fed oldu. Ee, onun dışında ABD'de birkaç veri daha geldi. ABD'nin resesyona girdiğini öğrendik. Birazdan bunların hepsini değerlendireceğiz ancak... Şimdi isterseniz hemen şu en alttan başlayalım. Ee, ben değerlendire değerlendire, değerlendire yukarı yönlü çıkayım. Evet şuradan başlayalım. Şimdi... İlk başta kendi yorumumu yaptım ben burada. Fed bilanço daraltma Eylül ayında planlandığı gibi hızlandırılacak dedi. Yani aslında Fed bize net bir mesaj veriyor. Eylül ayında biz bilançoyu daraltacağız dedi. Bunu hızlandıracağız dedi. Aynı zamanda totalde arkadaşlar 95 milyar dolara yakın hatta bu tweet dizisinde ama vardı. Evet totalde 95 milyar dolara yakın azaltmaya zaten gitti. Fed de 75 basman faiz arttırımına gitti. E, ve ben bunu Şahin okudum. Yani şurada kartal şeyi koydum. Şahin yoktu. E, Şahin okudum. Bunun sebebi şu. Ya piyasa bunu güvercin okudu biraz. Bu sebepten zaten çok güç yükseldi. Zaten ben bu yükselişin sahte olduğunu söyledim. Ee, görüyorsunuz ya yani Fed günü şurada 7.5 pardon %8, %4 ve bugün de tekrardan 1.17 total arkadaşlar piyasa %12-13 yükseldi ee, Fed ile birlikte. Ee, şimdi orada da şöyle bir şey vardı biliyorsunuz bizim zaten bir tane shortumuz vardı şurada ee, biz bunu kapatmıştık kariyle. Yani şurada biz bir short açmıştık. Bir dakika yanlış oldu e, tam olarak şurada bir short açmıştık biz bunu yüzde 12 karla yanlış hatırlamıyorsam zaten kapattık pardon bir dakika şuradan açtık bir shortumuzu e, biz zaten bunu 20 10 karla kapatmıştık. %12 pardon. %12 karla kapatmıştık. Ardından da zaten şurada bir wolf oluşmuştu. Yani formasyon aslında vardı burada yukarı yönü gidebileceğine dair. Şurada fark ettiyseniz bir wolf'umuz vardı. Yukarı yönü gidebileceğini söylüyordu ancak biz Fed'i beklemenin daha iyi olacağını düşündük. Çünkü 100 bas puanı da biliyorsunuz zemin hazırlıyordu aslında Fed. Bu sebepten ben işlem açmamıştım. Ancak yukarı yönü gidebileceğimize dair sinyaller vardı. Bunu belirtmek istiyorum. Peki yükseliş neden sahtediyorsun? Arkadaşlar şimdi Fed'den gelen şeye bakıyorum bir kere 75 bas puan arttırdı. <laughs> Normalde sene başında kimse 75 bas puanı Fed'den beklemiyordu. Yani herkesin beklediği 25 ya da 50 bas puanı bunu belirteyim. Bu sebepten işler çığırından çıktı. Biz bunu anladık buradan. Enflasyon tutulamıyor. %9.1'lik bir enflasyon var. E, artacak mı azalacak mı onu da bilmiyoruz. Bu birinci. İkinci olarak FED sıkılaşıyor. 95 milyar dolar azaltıma zaten gitti. Ayrıca şundan da bahsetti. Eylül'de bilanço daraltması hızlanacak diyor adam. E, bir de bunun haricinde birkaç cümlesi daha vardı. Bakın şurada belirtmiştim. E, yumuşak inip başarıp başaramayacağımızdan hiç kimse emin olamaz dedi. E, ondan sonra... ABD ekonomisinde büyüme biraz yavaş yavaşlama var ancak iş gücü piyasasında gücü veri gelmeye devam ediyor demiş. Ondan sonra şey dedi ABD ekonomisi resesyonda değil dedi ancak resesyonda olduğunu biz Fed'in ertesi günü öğrendik. Tekrardan ABD iki çeyrek üstte küçülmüş oldu. Ona da geleceğim birazdan. bir dakika şuradan bir gelelim. Evet yani söyleyeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Ondan sonra zaten Selçuk Geçer bir saygın ekonomistlerden birisi. Fed bir sonraki 100 bas puan alıştırıyor de. yani 100 bas puan gelecek dedi zaten ardından da Powell bir açıklama daha yaptı bir yüksek artış daha olabilir ancak bunun verilerle desteklenmesi gerekecek dedi sonra bir sonraki toplantıda da beklenmedik büyük bir faiz artışı olabilir dedi yani gerçekten Selçuk Bey'in dediği gibi bir sonraki toplantıya Eylül ayında olacak toplantıya 100 bas puanı hazırladı gibi bir piyasayı ya biz Eylül ayında sert bir açıklama bekliyoruz ben bunu söyleyeyim aynı zamanda ciddi bir daraltma yapacağını da zaten kendi söylüyor. Ya aslında gelen veriler olumlu değildi. Bunu söyleyeyim. Zaten ardından Gökalp İçer, Aykır CEO'su şundan bahsetti. Hani burada bir yükseliş var ancak bu yükseliş yeni bir trendi başlatacak bir yükseliş değil dedi. Yani bugün olmayacak o yükseliş dedi. Doğru kesinlikle katılıyorum. Zaten bu sebepten beğendim. Sonra kendimde yeni bir tweet attım. Şunu söyledim. Arkadaşlar FED kararı ardından gelen bu yükseliş beni çok tedirgin ediyor. Açıklamalar iyi değil. Ya neden iyi değil dedim. E, tamam 100 bas puan değil 75 bas puan arttırdı ama adam bir sonraki toplantıda ciddi şekilde sertleşeceğini sinyalini verdi. Yani kısaltıma gideceğiz diyor bilançoda aynı zamanda ne diyor? 100 bas puanı zemin hazırlıyor Yani açıklamalarından bunu okuyoruz. E bir de RSI'de negatif uyumsuzluk vardı ki bu uyumsuzluk hala var. Bunu da göstereceğim birazdan. Bir de en önemli yer de buydu. Yani üçüncüde yazdım ben bunu. Unutmayın Bitcoin hala ana trendin altında. Yani ayı dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar ana trendin altında bir Bitcoin var ve biz bu ana trendi hala aşamadık. Şuradan da bir göstereyim isterseniz. Günlük grafiğe geleyim. Şuradan fark ettiyseniz arkadaşlar şu üstteki beyaz çizgiye dikkat etmenizi istiyorum. Ana trendin hala altındayız. Yani bu da zaten ayı piyasasında olduğumuzu bize söylüyor. Bu tür yükselişler düzeltme olabilir. Aşağı yönlü revize edilmek için bunu söyleyeyim. Bunlar beni tedirgin ediyor. Ben de zaten buralardan short açtım onu söyleyeyim. Hedefimi de zaten birazdan söyleyeceğim. Sizler de o short'a katılabilirsiniz. <laughs> Hedeflerimi söyleyeceğim birazdan sizlere. Ancak ben short işlemi sahibim. Bunu da zaten sebebini birazdan daha detaylı açıklayacağım. Yani ayıp yasasındayız. Bu ayrı bir konu da. Onun dışında da birkaç sebebi daha var. Ve bunun ardından şunu gördük biz. Bir dakika şuradan bir veri daha vardı. Evet. E, RSI'de uyumsuzluklar vesaire bunlardan beğendiğim verileri paylaştım. Evet, son olarak bakıyorum. Evet burada da beyefendi şundan bahsetmiş. E, RSI tepede demiş. Yani şişti. Evet RSI şişti arkadaşlar. Zaten bu videonun başını Bitcoin dikkat diye atma sebebimiz de buydu. Ya gerçekten RSI şişti. Ya da Bitcoin dikkate benzer bir şey atarız. Ya RSI'yi görüyorsunuz, görüyorsunuz 70 seviyesinde ve burada ikili tepe yapma ihtimalimiz var ki bu çok tehlikeli bunu söyleyeyim. Çünkü ikili tepe dediğim şey tepelerde oluşur ve görüyorsunuz yani bir yükseliş trendi başladı. E, bu yükseliş trendinin ardından ikili tepe yapıyor gibiyiz. E, bu da bu biz arkadaşlar bu ikili tepenin geçerli olabileceğini söylüyor. E, ve görüyorsunuz yani ikili tepe tam oluşmadı ancak şurada bir dakika orayı da göstereceğim birazdan şunu bir silelim. Şurada arkadaşlar bakın yukarı yönlü bir sürü fitil atmışız. Dünya kadar attığımız fitil var ve görüyorsunuz durmadan tepkiyoruz. E bu ne demek oluyor abi? Sen buradan satış yapıyorsun. Yani her seferinde sen şu 24.200 zorladığın zaman, 24.250'leri zorladığın zaman oradan güçlü şekilde satış yapıyorsun. Bizim buradan anlamamız gereken birinci şey bu. İkinci şey şuradan bakıyorum hacim çok fazla yok. Hatta ortalama hacme bakarsanız yani burada bulunduğumuz seviyeye göre daha az bir ortalama hacim var bu civarlarda. Bunu söyleyeyim ki hacme bakıyoruz yani şöyle bir hemen hemen ortalama hacimle aynı bir hacim var. Yani aam şu an bir alım da yok. Kimsenin Bitcoin aldığı da yok. Bunu söyleyeyim Bitcoin konferansı vardı. Belki bu yüzden de yükselmiş olabilir. Yani global çapta bir yankı uyandırdı. Her neyse. Ya bu hacimde de iyi bir şey yok. Zaten RSI tepede demiştik. Eee MACD'ye bakıyoruz. MACD zaten satış vermek üzere. Yani MACD'ye şöyle bir alalım. MACD zaten satış vermek üzere üstüne üstlük. Bir de MACD negatif uyumsuzluk veriyor. Bunu şuradan bir göstereyim. MACD görüyorsunuz negatif uyumsuzluk veriyor. E bu da kötü bir veri. Ya şu an baktığımız an arkadaşlar çoğu veri zaten. Çoğu teknik gösterge. Bize şunu söylüyor. Abi sen ikili tepe oluşturuyor gibisin. Hafiften bir dikkatli ol. Bu sebepten zaten ben bir short işleme sahip olduğumu tekrar tekrar sizlere söylüyorum. Hani bu beyefendinin de dediği doğru. Bakın zaten o da işaret etmiş. ya. Yani hacim yok diyor. Gerçekten hacim yok. Yani şuradan da görüyorsunuz. Coinbase bakmış. Daha doğru ben futures işlemden bakıyorum. Ee, spot işlemden bakmak daha doğru. Ya hacmin olmadığını söylüyor. Ee, şurada da tekrardan Mekdi'nin Hani Mekli ve RSI'de uyumsuzluklar olduğunu söylüyor. Ve son olarak da 20.700'e dikkat edin demiş. Çünkü 20.700'ün altında dediğim şekilde ikili tepe çalışmış oluyor. Ve fiyat ciddi şekilde düşebilir. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Ki benim uzun vadeli olarak daha doğrusu uzun vadeli değil mi? Orta vadeli olarak 12.000 Küsur dolar hedefimde devam ediyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ya şu an arkadaşlar dikkatli olmanızı istiyorum. Ya bana kalırsa bir tepe buluyor. Bu Fed'den önce tekrardan yapıldı. Yani şu yükseliş geldiği zaman. Biz şu yükseliş geldiği zaman zaten buralarda demiştik. Abi, bu yükseliş sahte. Neden sahte dedik? Çünkü yine aynı şekilde hacim yoktu. Yani yükseliş vardı, hacim yoktu. Üstüne üstlük bunu destekleyen bir haber de yoktu. Ve gerçekten dediğim şekilde oldu. Biz şuradan short açtık, %12'lik bir kar aldık. Şu anda da zaten shortumuz var. Yüksek ihtimal çekilen güzel bir kar alacağız. Bunu belirtmek istiyorum. Bu arada Bitcoin'den sizler de beni takip ederek kar alabilirsiniz. Bunları söylemek istiyorum. 4 saatlik de diyeceklerim bu kadardı. Ya bir de bana şu soru da çok geliyor. Ya yani sen ayı mısın? Ayı, tı, ayı olarak mı bakıyorsun? Ya abicim ben de şunu söyledim. Yani uzun vadeli olarak eğer 1 senelik, 2 senelik bazda bakıyorsanız ben Bitcoin'de bu ay neden gelişen bir teknoloji. Tüm dünyanın odaklandığı, merkez bankalarının hayranlıkla izlediği bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu sebepten bu ama e, orta ve kısa vadede ayıyım çünkü görüyorsunuz hala üstümüzden gelen şurada bulunan ana trendin altındayız. Ya yani bu da zaten bize ayı piyasasında olduğumuzu söylüyor. Ayı piyasasının devam ettiğini söylüyor. E bu sebepten hani bu piyasada ben boğayım diyen adamın ben aklından şüphe ederim. E, ben bu kanaatliyim. Hani ne görürsem onu söylerim. Ve şu anda da baktığım zaman ikil tepe oluşturmaya çalışan bir piyasa var karşımızda. E, şişkin bir RSI var karşımızda. E, yüksek olmayan bir hacim var karşımızda. Ve tüm bunlarda arkadaşlar bitcoin'in buralardan dönebileceğini işaret ediyor. ha Olur da bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bitcoin şu üstümüzdeki direncin, ana direncin üstüne çıkarsa ben şunu da size söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar artık ayı piyasası bitti. Gerçekten gerekirse all in. Abi girebiliriz piyasaya. Yani beğendiğiniz altcoinleri toplayın derim. Ama şu an baktığım zaman böyle bir şey görmüyorum. Bunu belirteyim. Dediğim şekilde yani şurada ikili tepe oluşuyorsa özellikle ki hacim de destekliyor bunu. Hacimden de göstereyim şöyle. İsterseniz bir dakika başka bir şey açalım. evet ya Şuradan da bakın hacimden de göstereyim size. Bitstamp'tan bakıyorum şu an. Hacimden de göstereyim size. Ya fark ettiyseniz ikili tepeyi destekleyen bir hacim var. Ee, ki hacimin olmadığını şuradan da gösterebilirim size. Hacimin artmadığını, sahte bir yükseliş olduğunu. Ee, tüm bunlara baktığım zaman da ben Bitcoin dikkat demekle e, yetiniyorum. Haftalık bazda da isterseniz bakalım şöyle. Yani haftalık mum kapanacak, aylık aylık mum kapanacak. Bunlar ne olabilir diye. Çünkü 4 saatlik ve 1 saatlik bazda hani buraların tepe oluşturmaya çalıştığını e, ve Bitcoin'de ikili tepenin oluşabileceğinden zaten bahsetmiştim. E, i̇sterseniz bir de bu sebepten gelin bir hafta Haftalık bazda bakalım abi ne oluyor diye. Şöyle bir haftalık bazda geliyorum Bitstamp'tan yine. Şunu bir kapatalım. E haftalık bazda baktığımız zaman ABC oluşumumuz devam ediyor. ABC oluşumumuzda hedefimiz 12.185 dolar. 12.185 dolar bu sebepten benim hedefim. Ben buraya kadar ineceğimizi burada bir dip oluşturacağımızı düşünüyorum. Daha doğrusu ben düşünmüyorum. Eylül söylüyor. Benim şahsi düşüncelerim bunlar. Bitcoin nazarında söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Ethereum'a baktığımız zaman da da Ethereum'da şunu görüyorum. Ethereum'da da lanet trendin altındayız ama Ethereum'da bambaşka bir hikaye var. Ne var derseniz şu var. Ee... İnsanlar Eylül ayında gelecek olan o kritik güncellemeyi bekliyorlar ve piyasa bunu fiyatlıyor. Çünkü gerçekten gelen test netler yani denemeler olumlu ee, ve bu olursa gerçekten Ethereum göndermenin maliyeti ciddi anlamda düşecek. Çünkü Vitaly'in bir söylemi var abi diyor biz bu gönderim ücretlerini yanlış hatırlamıyorsam 1 doları işaret ediyordu. 10 cent de olabilir. Ya yani çok ciddi anlamda düşüreceğiz diyor. Yani bedava yakın yollayacaksınız diyor. Ee, gerçekten bunu başarabilirse zaten biz Ethereum'un 10.000 dolara gideceğini söylüyoruz yani bunu vurguluyoruz ancak şu an böyle bir durum yok ki Eylül ayına da çok fazla var bitcoin de ana trendin altında ve bu sebepten bence bir dikkatli olun derim ben size özellikle altcoin yatırımcısıysanız daha çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü fark ettiyseniz bu yükseliş bitcoin'e yaramadı yani bitcoin haftalık olarak %6 yükseldi gelin şuradan bir ethereum'a bakalım ethereum haftalık bazda %7.5 yükselmiş bundan önceki hafta da %19.5 yükseldi bitcoin'e bakıyorum %8.5 yükselmiş yani Buradan da anlıyoruz altcoin'ler abi daha pozitif ayrışıyor Bitcoin'e göre. Normalde zaten bir rally yaşayacaksak ilk başta Bitcoin'e çıkması lazım. Buradan da aslında rally'de olmadığımızı, e, bunu sahte fake bir yükseliş olduğunu anlıyoruz. E, ki günlük bazda mum'a baktığımız zaman da 8 saat 55 dakika var gerçi. Yani böyle kapanacaksa e, biz buradan şunu anlıyoruz. Yani genellikle tepelerde oluşan bir oluşum vardır. Akşam yıldızı mum formasyonu diye. E ona benzer bir oluşum oluşuyor onu söyleyeyim. Bu da genellikle düşüşe işaret eder. Ki geliyorum bakın 4 saatlikte ikili tepeden bahsetmiştik. Ancak e, 1 saatlik bazda şöyle bir saate gelelim. Ee, aslında biz oboda oluşturabiliriz. Yani burada da yine oluşmamış bir formasyondan bahsediyoruz ancak hacim desteği mevcut. Ya yani oboda oluşabilir burada. İki bu da zaten bizi ikil tepenin e, en altına götürüyor hedef olarak. E, bunu belirtmek istiyorum. Ya bu sebepten arkadaşlar ben bu hareketi nasıl diyeyim birazcık da absürt görüyorum. İnsanlarda da birazcık şey görüyorum. E, ha, panik. Yani ciddi anlamda panikliyor insanlar ve ben şunu söylüyorum her şunu söyledim arkadaşlar bekleyin. Gerekirse %10, %15, %20 yukarıdan alın ama garanti alın. E, bu sebepten yani şu ana trendin yukarı önü kırılmasını zaten eğer orta ve uzun vadeli bekliyorsanız e, mutlaka bekleyin. Yani yeni alım yapmak istiyorsanız bekleyin. E, onun dışında kısa vadeli bakıyorsanız da tekrar tekrar söylüyorum. 4 saatlik bazda şişmiş bir RSI, olmayan bir hacim e, ve yukarı gidemeyen bir fiyat var karşımızda. Ve bunları söyledikten sonra da zaten başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor diye düşünüyorum. E, bu videomda bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.